Ya ip de işe yaramadı ya. İp vereceğim artık, o da belki yarar. Sonuçta kendi ağzını bağla bence. Yok canım, sana lazım. Herkesin her lafına giriyorsun ya. Saati neye uydurdun? Saat de yani. Saat, kayınvaliden mi hediye evet, etti ya da teyzeler, evet, babaanneler? Evet. Çünkü ya evin çok karmaşık, gözüm nereye gitse başka bir şey görüyor. Orada gold görüyorum. Yani ahşabın evet, üzerine gold bir detay kullanmış. Evet, en azından ben organizasyon süsümü yani gelip de oraya kondurmadım. En azından kendi zevkimi kattım yani. Hem o gold ayaklarıma da uyuyor. Tiyatimi kurguladım. Gold ayak? Evet, kenarlarına bak. Onlar da goldluk var. Aslında şu kadarcık bir şey koymuşlar. Bir renk, şey söyleyeyim mi? Renk yani. Koltuğu üreten de bohem mi yapsak, klasik mi yapsak karar verememiş. Gerçekten. Çok aramış. Aslında hanım, onlar normalde kurtları gümüştü. Bunların mı? Evet. Doğru. Tivin'in temin de kurtları gümüştü. Evet, sen ama altın yaptın. Evet, uymuyordu. Kurtlarını değişince onları da ben değiştim. Yani salon öyle alakasız ki her şeyi almış. Yani böyle moda, işte güzel, gözüne hoş gelen, kimde ne beğendiyse onları toplayıp bir yere koymuş gibiydi. Hani toplama bir salon gibiydi. Yıldız'a anlam veremiyorum zaten. Avantgard desen avantgard değil. Bohem desen bohem değil. Tarz desen tarz değil. Ne yani? Çok merak ediyorum kendisinin evi. Hiç kimsenin evini beğenmiyor. Kendisinin evinde de göreceğiz. Hak ettiği puanı da vereceğim. Kızlar bir sallanın bakayım da. Dünkü Serpil'in koltuğu gibi sallanıyor mu? Çok değil mi ya? Tık tık tık. Aslanım zaten koltuk da ayrı bir yerde. Yapma. Herhalde düşebiliriz. Evime daha önce bu kadar ağır misafirler gelmemişti aslanım. Sallanmıyor ama sallanmıyor. Yani benim başım zaten döndü evine bakarak. Tatlım bizim gerçekten de gözlerimiz kör oldu artık. Yansıma yansıma, ayna ayna artık yani. Ama bir şeylerin bütünlüğü vardı değil mi? Yani bütündü. Hayır. Yani, hayır mı? Bütün tamam, bütün yolunu aynen ona göre yaptık dün. Bunu ben yapmadım, ben yapmadım. Her şey ben bütün de şey söyledi. Hiçbir şey yok ben dediniz. Ben söyledim. Hayır, full ayna var dedim. Ama bütünlük ya hani. Evet, bütün. Her şey aynı olması bir bütün ya. Ama rahatsızım dedim. Spor. Ama rahatsız oluyorum. Bir şey söyleyeceğim. O dünde kaldı. Biz bu şu anda bu evdeyiz ve bu evdeki uyumu konuşuyoruz ya. Lütfen buradan devam edelim. Bu arkada bir şey var. O evet aslanım. Hani hoşuma gitti dekor sen olarak. Sen yaptın? Şöyle burada hani kayınvalidem kapısının önünde evet, duruyordu. Evet. Hani orada ziyan olmasın dedim. Boyadım, hoşuma da gitti. Evime de yakışıyor. Bir şey söyleyeyim, güzel fikir. Evet aslanım. Gerçek bu ağaç değil mi? Ağaçtı. Ağaç dallarından evet yapılmış. Evet. Halı nasıl sizce? Halı olmaya çalışmış. Bir sakinlik, sessizlik. Senin yani senin mutfağından biraz daha iyi yani kardelen. Şu an mutfağa mı? Aynen, şu an mutfağa gelme bence. Tamam, salon benim halımdaki o köşedeki aslanım yeşil olarak gördükleri şeyi burada da görsünler. Nerede da yani yeşil var burada ya? Yok, dur ya kardelen. Yeşil değil de hani böyle yeşil bir beyaz gibi var burada. Ya. Aynen, burada da farklı böyle bir değişik şeyler var. Evet. Ama arkadaşlar siz ne yorum yaptığımızı anlamıyorsunuz herhalde. Mesela senin koltukların gri ve gold detaylar vardı ya. Evet. Onu hani sen burada ona yeşile gold dedin inatla. Biz dedik ki hayır bu yeşil. Şimdi ben bu kızın halısının kremle şeyine hani ben bunu şey demem hayır, lazım. Hayır bunda da sanki kırmızı böyle bir yansıma. Ya canım burada mor var da. Yok, yok mor, hani mor, tamam bırakın mor konuşmaları. Bu gayet krem. Bu jüt halı mı diyorlar buna? Evet aslanım. Jüt halı. Ne kadar bunun fiyatı? Aslı Hanım bunu da toplam 3000 TL'ye aldım. 3000 TL. Peki sizce uymuş mu? Hayır, hayır. Eşyalarla. Onda da bir kafa karışıklığı olmuş. Koltuk ne? Fon perdesi ne? Evet. Halı ne? Bir de koltuk demişken o kadar konuştuk üstüne. Bunun koltuk takımının fiyatı ne kadar? Onları da 20.000 TL'ye aldım. Hı hı. Tamam. Okay. 2 yıl önce mi canım? Evet aslanım. Şey yani hani bu halının modelinde bu fümeye ve griye daha uygun olanlar vardı. Hatta içinde evet de böyle minik renk atmışlar. Aslanım şöyle vardı o halım ama çok boyudu. Bir de benim evim pek ışık almıyor. O yüzden değiştirdim, çevirdim halımı. Yok öyle siyah falan demiyorum ben. Yok yok dediğiniz tarzda mesela yansıtı. Senin parken de gri değil hı mi? Evet. Ev sizin mi bu arada? Evet aslanım bizim. Bak parke de gri olabilirdi. Öyle birkaç gelinin evinde gördüm ben. Ya fon perdesinin grisinden bile olabilirdi evet, evet, yani. O tonlarda daha iyi olurdu. Daha çok yakışırdı. Bir de şey sen bu kırlentlerimi onu diyecektim. Bu halıyı kırlentlerinle kombin yapmışsın evet, herhalde anne. Ama kırlentlerinin kumaşı şey gibi onlardan keten, el pek bezi gibi. Ama bu buldan. Buldan. Evet böyle şey buldan var. Bezi. Bunlarla evet ancak oluyor çünkü halının kumaşından. Ben aynı bu halının deseninden ve kumaşından
panç işlemelerini gördüm. Bence onları tercih etsen daha güzel olur. Ben onları pek sevmiyorum ama. Ama o senin yastık kılıfların da ona şeyi işte hani işlenmemiş. Evet, şu duvar boyamasında farklı farkında mısınız pütürlü bir değişim? Evet. Bunun özelliği ne? Aslı Hanım, hani biz eşimle buraya yaptırırken farklı bir şey olsun dedik, hani TV'nin içerisi kısmı ya. Bu şekilde yapmak istedik, hani ustaya da belirttik kendisi. Ben bir şey söyleyeyim, bu duvar çok güzel olmuş. Evet, güzel. Hani, evet, artık bunlar şey olmaya başladı. Ne oldu? Nasıl yapıyorlar? Evet, o da olmaya başladı. Evet. Aleti mi var? Aslında yok, çok güzel böyle sıvayla şey hani böyle taş ev dokusu hissiyatı var. Aslında güzel parçalar var ama bunlar çok iyi kombinlenebilir. Bütünlük çok da güzel olur, biliyor musun? Sadece bu duvar. Bir şeyler yapılmaya çalışılmış mı? Evet, bir şeyler yapılmaya gerçekten çalışılmış. Bir de şu çok önemli, hakikaten uymuş ya da uymamış ama emek var mı? Şimdi evet, var yani. Var. Bunu almış, çakmış, farklı şeyleri bir araya getirmeye çabalamış. Kendi ruhundan bir şeyler katmaya çabalamış. Evet, uyumlu veya değil ama bir çaba kesinlikle görüyorum ben burada. Evet. Burada mutfağa geçelim istiyorum. Geçelim aslında. Bakalım gelinimizin mutfağı nasılmış. Siz mutfağa bakarken ben şunu incelemek istiyorum. Bakayım nasıl tamam yapmışlar. Fiyat sorduk değil mi her şeyin fiyatını? Evet. Parmaklarınızda kalan bir şey. Ha, şu lambaderi de söyle bir tane. Aslı Hanım, o bana hediye geldi. Tamam o zaman. Hadi ben sizi mutfağa gönderiyorum. Fotoğraf stüdyosu gibi her duvarında ayrı bir dekor var. Komple ayrı parçalar, ayrı ayrı. Kesinlikle birbirine uyum sağladığını düşünmüyorum. Salonunu karmakarışık buldum. Yani bohem ve klasik arasında gitmiş, gelmiş, durmuş kendi halinde. Şey, şunu şöyle nasıl yapmış bakmak istiyorum. Bakın, sahiden değişik bir şey bu. Şimdi bakın dibini görüyor musunuz? Böyle bir sepetin içine koymuş. Enteresan olmuş ve iyi bir fikir. Bunu farklı yeşile boyayabiliriz falan. Evinizde böyle bir şey varsa siz de bu şekle dönüştürebilirsiniz. Hani kış bahçesinde de yakışır. Evet, bu halı. Böyle halı, bu burası başka bir şey olmuş. Evet, aslında kanepesi de çok şık. Yani bence fonlar da olmuş. Hani bir iki aksesuarla daha da sıcak olabilir. Bakalım mutfakta neler olacak.